Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizleri farklı bir şekilde hazırlamış olduğum açma poğaça tarifimle geldim. Sizleri hiç bekletmeden hemen tarifimin yapım aşamalarına geçiyorum. Açmanın hamuru için yoğuracağım kabın içerisine bir paket instant maya, 2 çorba kaşığı kadar toz şeker, 2 su bardağı ılık sütümü Yoğuracağım kabın içerisine ilave ettikten sonra spatula ile şeker ve maya eriyinceye kadar karıştırıyorum. Maya eridikten sonra içerisine bir çay bardağı sıvı yağ, iki tane yumurta, bir tanesinin sarısını açmaların üzerine sürmek için ayırdım. Eklemiş olduğum sıvı malzemelerimi hızlıca karıştırmaya devam ediyorum. Unun bir kısmını içerisine ilave ettikten sonra bir buçuk tatlı kaşığı kadar tuzu da içerisine ekledim. Hamur yoğunlaşana dek spatula ile bu şekilde karıştırmaya devam ediyorum. Hazırlamış olduğum tarif için toplamda 5 buçuk su bardağına yakın un kullandım. Tarifte kullanmış olduğum su bardağı ölçüm her evde bulunan standart 200 miligram su bardağıdır. Bu aşamada unu azar azar ilave etmeye lütfen özen gösterelim. Hazırlayacağınız açma hamurunun kıvamı oldukça yumuşak, ele yapışmayan bir kıvamda olması yeterli olacaktır. Hamurumu hazırlarken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında herhangi bir fikriniz varsa bunu benimle yorumlar kısmına yazarak paylaşabilirsiniz. Hamuru iyice yoğurup kıvamını ayarladıktan sonra üzerine streçle kapatarak 1 saat kadar oda sıcaklığında mayalanması için bekletiyorum. 1 saatin sonunda mayalanmış olan hamurun öncelikle havasını alıyorum. Bu tarz tariflerde hazırlamış olduğunuz hamurun mutlaka havasını alın. Aksi takdirde yapmış olduğunuz hamur işlerinden maya kokusu ve maya tadı alırsınız. Unlamış olduğum masada hızlıca hamurumu toparladım. Yuvarlak bir form vererek hazırladım. Hemen merdane ile hamurumu açmaya başlıyorum. Hamuru merdane ile yeteri inceliğe getirdikten sonra keskin bir bıçak olur veya bir ruletle ince şeritler halinde hamurun tamamını bu şekilde kesmeye başlıyorum. Hamurun tamamını şeritler halinde kestim ve hazırladım. 3 veya 4 şeritli hamurdan aldım. 2'ye katladıktan sonra hemen açmaların şeklini vermeye geçiyorum. Hamuru kendi etrafında çevirip gül şeklini vererek bu şekilde hazırladım. Gerçekten yapılışı inanılmaz derecede kolay, çok pratik, şahane pamuk gibi bir açma tarifidir. Sizlerin de aynı zamanda bu tarifi mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Her zaman olduğu gibi tarif için kullanmış olduğum tüm malzemeleri videomun altındaki açıklamalar kısmına ölçüleriyle birlikte ekleyeceğim. Dilerseniz oradan bakarak da tarifimden faydalanabilirsiniz. Açmaların tamamını hazırladıktan sonra yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsimin içerisine aldım. Tepsi mayası için üzeri kapalı bir şekilde yaklaşık 20 dakika beklettim. İki katına çıkmış olan açmaların üzerine bir tane yumurta sarısını kenara ayırmıştım. İçerisine bir tatlı kaşığı kadar süt ilave ettim. Fırça yardımıyla açmaların üzerine çok fazla baskı uygulamadan yumurta sarısını özenle sürüyorum. Üzerlerine kavrulmuş susam da serpiştirdikten sonra önceden ısıtmış olduğum 180 derece alt üst ayar fansız fırında altı üstü nar gibi kızarana kadar açmalarımı fırına gönderiyorum. Kızarmış olan açmalarımı fırından aldım. İlk sıcağı çıktıktan sonra üzerlerini bir mutfak beziyle örterek 10 dakikada kendi sıcağında bekleterek pamuk gibi yumuşacık açmalar elde edebilirsiniz. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı, videomu sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Tarifimi şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun, kolay gelsin. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda edeyim. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.